Öncelikle merhabalar. Yine siz gönül dostlarının huzurundayız. Bu hafta programımızın birinci bölümünde inşallah sizlere bir nakkaşımızı tanıtacağız. Abdullah Nice kardeşimizi tanıtacağız. Bunun birçok yapmış olduğu cami işleri var. Bunlardan bir tanesini seçtik. Bir tanesi nerede? Gelsenkirchen Buer Nebevi Camisi. Evet, öncelikli olarak dernek başkanımızla, akabinde dernek imamımızla hasbihallerimiz olacak. Ve son olarak da Abdullah Nice kardeşimizle yapmış olduğu iş hakkında hasbihallerimiz olacak diyoruz. Programımıza geçiyoruz. Evet efendim, şu anda dernek başkanımızla beraberiz. Dernek başkanımızı bir tanımak istiyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm değerli kardeşlerim. Benim ismim İbrahim Gökyer. İGMG Gelsenkirchen Buer Cemiyet Başkanlığı'nı yapıyorum 10 yıldan beri. Çok güzel bir yeni cami yapmışsınız. Kutluyoruz sizleri ve cemaatinizi. Bu caminin nakkaş işini de Abdullah Nice kardeşime yaptırmışsınız. Abdullah kardeşimden biraz bahseder misiniz? Nasıl tanıştınız? Nereden tanıyordunuz? Abdullah kardeşimi daha önceden tanıyordum. Ama bu işe girdikten sonraki işlerini takip ettik. 3-4 tane camiyi gezdik. İşlerini, yaptığı işlerden memnun kaldık. Yapılan camilerdeki. Yönetim kurulu olarak karar verdik buna yaptırmaya. Bir neden de buna yaptırmanızın yerleşik, yani bulunduğumuz şehire yakın oturması. O bir avantajdı diyorsunuz. Bir avantajdı. Çünkü camimizin farklı bir işini Türkiye'den birisine yaptırdık. Bir senedir bekliyoruz, bazı aksaklıklar var. Son olarak eklemek istediğiniz ya da duyurmak istediğiniz varsa? Yardımsever kardeşlerimizin yardımını bekliyoruz. Evet efendim, şu anda cami imamımızla birlikteyiz. Öncelikli olarak imamımızı bir tanıyalım. Nurullah Çavdacı, Konyalıyım. Yaklaşık 7 yıldan beri Gelsenkirchen Buer İmam Hatibi olarak Nebevi Camii'de görev yapıyorum. Hocam, sizden Abdullah Nice hakkında kısa bir bilgi almak istiyoruz. Abdullah Nice ile alakalı neler söylersiniz? Abdullah Nice kardeşimiz hat ve süsleme sanatında ehil olan bir kardeşimiz. İşini seven ve yaptığı işte başarılı olan bir kardeşimiz. Biz de camimiz olarak Abdullah kardeşimize işi verdik ve süsleme ve hat sanatı olarak işlerimizi bitirdi. Şu ana kadar da gerçekten memnunuz. Bütün davetçilerimiz, bütün misafirlerimiz gördüğü zaman hayran kaldı. Biz tebrik ediyoruz. Allah razı olsun. Güzel bir iş başardı. Abdullah Nice kardeşimin işini bakmak isteyenler, görmek isteyenler bizim camimize gelmesi lazım. Bizim camimizdeki olan o yaptığı işi dürüstlüğüyle, samimiyetiyle ve işini sevdiğiyle gördüğü zaman zaten üçüncü kelimeye, dördüncü kelimeye gerek kalmayacak ve işi hemen kendisine vereceklerdir. Son olarak eklemek istediğiniz var mı hocam? Son olarak bütün kardeşlerimize saygı, sevgi, muhabbetlerimi sunuyorum. Allah Celle Celaluhu yeryüzünde camilerimizin sayısını çoğaltsın, Müslümanlarımızın sayısını çoğaltsın ve Abdullah kardeşimiz gibi hat sanatı yapan kardeşlerimize de onun gibi öyle güzel ehil olan insanlara teslim etsin inşallah. Amin. Teşekkür ediyoruz hocam. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı günleriniz olsun. Sağ olun. Almanya doğumluyum. Evet, Abdullah Nice kardeşim, nakkaşsın. Nakkaş ne anlama geliyor? Evet, nakkaş eski dilde ressam manasını içeriyor. Dolayısıyla motiflerimiz olsun, hat yazılarımız olsun, onları camilerde nakşeden kişiye nakkaş deniyor. Abdullah kardeşim, ne kadar zamandır bu işi yapıyorsun? 2008 yılında resmi şirketimizi kurduk Almanya'da. 2008 yılından bu yana da profesyonel olarak Atelier Nice firmasını kurmuş olduk. Peki sadece cami süslemeleri mi yapıyoruz yoksa başka yaptığımız şeyler de oluyor mu? Ağırlıklı %90 camilerimizi süslüyoruz. Bunun haricinde isteyenlere, restoran sahiplerine veya evlerine de bu sanat eserlerinden veyahut resimlerden uyguluyoruz. Sadece Almanya'da mı çalışıyoruz ya da çalışma alanlarımız, faaliyet alanlarımız nereler? Hayır, biz Avrupa çapında bu hizmeti veriyoruz. Daha düne kadar Almanya'da, dolayısıyla Avrupa'da bu bir eksiklik idi. Dolayısıyla camilerimiz, camiyi süsletmek için Türkiye'den firmalar getiriyorlardı. Biz elhamdülillah bu boşluğu doldurduk ve Avrupa çapında bu hizmeti veriyoruz.
Sizin avantajınız nedir Türkiye'den gelenlerle? Yani sanat bazında değil de diğer farklı alanlarda nedir sizin avantajınız? Evet, tabii sanat konusunda avantaj derken Türkiye'de de onları da selamlıyorum. Bizim gibi güzel çalışan meslektaşlarımız var. Fakat bizim buradaki avantajımız, burada ikamet ettiğimizden dolayı ve şirketi burada kurduğumuzdan dolayı Avrupa'daki camilerimiz, süslediğimiz camilerimiz bizleri arayıp herhangi bir problem olduğu zaman bizleri her zaman çağırabiliyorlar. Çünkü yaptığımız işi garantili yapıyoruz. Avrupa deyince nerelerde bu zamana kadar camiler süsledik ya da nakkaşladık? Ağırlıklı Almanya, Hollanda, Fransa ve diğer ülkelere de dahil sayısız camilerimiz, referanslarımız var. Şurada da gördüğünüz gibi Almanya'nın Gelsenkirchen şehrinde örnek bir referanslarımızdan birisinde bulunmaktayız. Yeni cami alan, cami yapan yöneticilere neler söylersiniz? Biz şunu söylüyoruz. Tabii ki bizler bu sanatı icat eden olarak camilerimizi süslüyoruz, bu güzelliği katıyoruz. Fakat asıl camilerin süsleri, sizin de bildiğiniz gibi caminin cemaatidir, gençleridir, halkıdır. Dolayısıyla tüm Müslümanlar olarak camilerimize sahip olalım ve içlerini insanlarla süsleyelim diyorum. Teşekkür ediyoruz. Ben size teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim Gelsenkirchen bu aradaki hasbihalimize virgül koyuyoruz. Dernek başkanımıza, imamımıza ve Abdullah Nice kardeşimize teşekkür ediyoruz. Abdullah kardeşimize başarılar diliyoruz. Biz siz gönül dostları için bir başka mekana yol alıyoruz. Çamın gürlemesi dalinen, dalinen. Koca çamın gürlemesi dalinen, dalinen. Koç yedin eğlencesi yar ile. Hemen netmeli nere nere gitmeli, sarılı öpmeli limon yar. Hemen netmeli nere nere gitmeli, sarılı öpmeli limon yar. Hemen netmeli nere nere gitmeli, sarılı öpmeli limon yar. Hemen netmeli nerelere gitmeli, sarılıp öpmeli limon yar. Bu hafta sizlere çok farklı bir programla evlerinize misafir oluyoruz. Bu hafta Karlsruhe'ye bağlı olan Bruchtal yakınlarında bir kasabadan sesleniyoruz. Bugün burada Türk Çoban Köpeği Severler Derneği'nin organize etmiş olduğu güzel bir açık hava programı var. Tabii ki sadece Aksaray'ın Malaklısı değil, Sivas Kangalı ve diğer farklı köpeklerin de olduğu bir programdan sesleniyoruz. Şu anda da yanımızda Aksaray'ın Malaklısı var. Evet, bizler de Aksaray olduğumuz için dolayısıyla Malaklı'nın yanında siz gönül dostlarına seslenmek istedik. Dernek başkanımızla hasbihallerimiz olacak, vatandaşlarımızla hasbihaller olacak. İnşallah diyoruz. Buyurun programımızı hep beraber izlemeye. Sarılıp öpmeli limon yar. Hemen netmeli nerelere gitmeli, sarılıp öpmeli limon yar. Sarılıp öpmeli limon yar.
Türk Çoban Köpeği Severler Derneği 2 yıl önce kurulmuş. Başkanımız Güven Kazanç ve ekibiyle birlikte kutlara isini düzenliyorlar. 2 yıl olmuş kurulalı. Gerçekten geçen yıl 400'e yakın katılımcı, bu senede en az 1500 görüyorum herhalde. Sizlerin yüreğine sağlık. Sizler uzaklardan geldiniz, yakınlardan geldiniz. Ama inanıyorum ki bugün bu programa gönlünüzle, yüreğinizle geldiniz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, öncelerde hep Alman dostlar köpeklerle alakalı olsun, hayvanlarla alakalı dernekler kuruyorlardı, programlar düzenliyorlardı. Şükürler olsun ki bizler de artık onlar gibi dernekler kuruyoruz. Öz malımız olan Sivas Kangal'ımıza sahip çıkıyoruz. Ben sizlerden Güven kardeşimi ve ekibini kuru bir şekilde alkışlamanızı rica ediyorum. Bu güzel köpeklerden dolayı. Teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da sizlerin desteklerini bu dernek yönetici ve arkadaşlarımız bekliyorlar. Lütfen katılın, bağışlarda bulunun. Bu derneğimiz uzun yıllar yaşasın diyoruz. Geldiniz, yüreğinize, gönlünüze sağlık. Tekrardan hoş geldiniz, sefalık getirdiniz. Rahatlaşımız gerçekleşti. Tamam. Jetzt auf Deutsch. Jetzt im Anschluss wird gleich von der Rettungshundestaffel Lisa Straubinger eine Vorführung. Yüce dağ başında gar havası var. Bülbülün gülüyle har davası var. O yar beni sevmiş, ben de o yari. Ellerin bizimle ne kavgası var. Ellerin bizimle ne kavgası var. Nasıl edem o? Ben neydem o? Nereye gidem o? Nasıl edem o? Dağ başında bir sürüm otlar, sürünün peşinde gezen aç kurtlar. Vadeli vadesiz biten umutlar. Vurdun arguzunu ne kavgası var. Vurdun arguzunu ne kavgası var. Nasıl edem o? Ben neydem o? Nereye gidem o? Nasıl edem o? Efendim, hasbihallerimize başladık. Şu anda Türk Çoban Köpeği Severler Derneği'nin başkanı Güven Bey ile beraberiz. Efendim, bu sene Güven Bey ikincisini düzenlediniz. Evet. Hem derneğiniz hakkında bizi öncelikle bir bilgilendirir misiniz? Bizim derneğimiz 2010 yılında kuruldu. 10 arkadaşlık kurulduk. Bu Türk köpeklerini tanıttık Almanlara. Ondan sonra hani yabancılar hep alıyordu, kötülüyorlardı bizim köpekleri, şöyle diyor. Biz arkadaşlarım dedik, bizim köpekler niye biz sahip çıkmayalım dedik. Biz sahip çıktık köpeklerimize. Ondan sonra bu derneği kurduk biz. 7-8 arkadaş kurduk. Şimdi şu an 50-60 tane üyemiz var. Allah'a şükür daha fazla olacak. Bugün de işte hem yarışma yapacağız Türk Çoban köpeklerinde. Hem Kangal var, Malaklı var, Aksaray, Konya köpeği var. Maraş'tan gelme köpekler var. Tuzlu köyleri köyünden gelme köpekler var. Onların işte yarışmasını yapacağız bugün yani. Yani bizim değerimiz olan Kangal'ımızı, Malaklı'mızı Almanya'da sahip çıkıyorsunuz. Buraya katılanlar sadece Almanya'dan değil. Burada Almanlar var, Türkler var, Arnavutlar var, Sırplar var, her ülkeden insanlar var yani burada yani. Biraz önce bir şey söylediniz, Toros adında bir köpeğimizin olduğunu ve Türkiye'yi dünyaya tanıtan, hatta birincilikleri olan bir köpeği. Evet. Onun hikayesini anlatır mısınız?
Bizim Toros var, 14 yaşında şu an. Türkiye'den Cemal Denen'den gelme bir köpek. Türkiye herkes tanır yani o köpeği. Türkiye Cumhuriyeti tanır yani. Köpek çok boğuşuyordu. Yani kötü yollardaydı. Biz iki arkadaş var. Ondan samimi olduk. Onunla köpeğe gittik. Sırbistan'dan aldık köpeği, getirdik buraya. Büyük para verdik ama köpek şu an 2 seneden beri çok güzel. Yeri güzel, yemeği var, her şey var. Artık boğuşları atmıyoruz, atılmıyor da. Köpek kendi kendine rahat rahat yatıyor artık. Güven Bey, son olaraktan Avrupa'daki kangal severlere nasıl bir çağrınız olur? Bizim çağrımız tüm Avrupa'da kangal sevenler bizim derneğimize üye olabilirler. Biz hani pahalı da değil yani, senelik 25 euro. Bizim avukatımız da var. Ondan sonra doktorumuz var. Her yönden yardımcı oluyor bize yani. Bazı arkadaşların köpekleri var, bakamıyorlar. Gidip bir yerlere veriyorlar, bağlıyorlar, atıyorlar yani köpekleri. Biz istiyoruz dernek olarak herkese yardım edelim yani. Bize destek olsunlar. Eyvallah. Son olarak eklemek istediğim varsa? Ben öncelikle benim ekibim THHFAV ekibi Buksal olarak çok teşekkür ediyorum. Benim arkamda destek veriyorlar bana. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Ve yengeler, bize pasta, her şeye yardım olan insanlar, herkese çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Efendim, Güven kardeşime teşekkür ediyoruz. Nasıl edemem? Ben edemem, nereye gidemem? Kendisi 2002 doğumludur. Nevşehir Tuz köyünden gelme. Güdük diye meşhur bir köpeğin oğludur. Lakabı diğer Hollandalı Tatar'dır ismi. Vesus Süslü'ye ait bir köpektir. Avrupa'ya getiren odur bunu. 150'ye yakın eniği vardır. Çok büyük başarılara sahiplik etmiştir. Gezen aç kurtlar, vadeli vadesiz biten umutlar. Vurdular bu zonun. Köpeğimiz Türkiye'den geldi, 45 günlüktü. Bunun annesi sürünün arkasındaydı. Benim ufak kızım çok istedi. Bunlar panter cinsi. Biz bunu burada hem çip taktırdık, hem işte EU pastı var. Yani Avrupa'nın her bölgesine girebiliyor. İngiltere biliyorsunuz karantina uyguluyor. Bazı hayvanları almıyorlar. Ben neydem oyun, nereliydem o, nasıl edem o? Ben İshak Dereli, Kraytal'da Kangal turnuvasına katılan bütün arkadaşlara teşekkürler. Kanal 7 gelmiş, onlara da çok teşekkürler. Benim kendi çocukluğumdan beslediğim ismi Mahmut. Çok efendi, herkese arkadaştı. Teşekkür ederim. Dağlar, sevdiğim karşımda ah çekip ağlar, göz ile gönlüm ne davası var. Göz ile gönlün ne davası var. Ben neydem oy oy, nere gidem oy, nasıl edem oy. Efendim, bu haftaki programımızı da Bruksal'dan yaptık. Türk Çoban Köpeği Severler Derneği'nin organize etmiş olduğu programdan yaptık. Gerçekten katılım da genişti. Arka planda görüyorsunuz, ekip de mükemmeldi. Çok güzel bir organize, geniş bir katılım, mükemmel bir program. Köpek severleri, kangal severleri, malaklı severleri bu dernek altında bekliyoruz. Hepsine teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki bir başka programda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın. Hep bu ekranda kalın.